BBS Eğitim Kurumları Kurum Müdürü Mihriban Çimen ben. Lise şubesinde müdür olarak hizmet veriyorum. Şimdi biliyorsunuz hepimizin malumu pandemi sebebiyle ilkokul, lise, ortaokul öğrencileri yaklaşık 1,5 yıldır uzaktan eğitim alıyorlar. Bu süreçte ister istemez eğitim yüz yüze olduğu zamanlardaki gibi kaliteli bir şekilde devam edemedi maalesef. Öğrencilerimiz online dersleri olması gerektiği gibi takip etmediler, edemediler. Öğretmenlerimiz yüz yüze anlattıkları gibi verimli bir şekilde ders işleyişi bu yüzden sağlayamadılar. O yüzden hepimizin beklediği haberdi aslında Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama. Ve bütün öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte bu açıklamayı bekliyorduk. Yüz yüze eğitime geçilmesi kesinlikle gerekli diye düşünüyoruz. Çünkü bu senenin sınav sonuçlarında da bunu görüyoruz. Öğrencilerimizin bu sene girdikleri yazılı sonuçlarında da bunu görüyoruz ki yüz yüze eğitim daha fazla ertelenemeyecek şekilde şart hale geldi. Ki geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in yaptığı açıklama da bu yöndeydi. Yani artık okulların kapalı tutulması, vaka sayılarının sıfıra inmesini beklemek gibi bir lüksümüz maalesef yok. Bu yüzden zaten bakanımız da 6 Eylül Pazartesi günü okulların açılacağını duyurdu. Biz Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla ve milletimizin aşıya biraz daha duyarlı bir şekilde yaklaşması sayesinde okulların bir an önce yüz yüze eğitime açılacağını düşünüyoruz. Şimdi şöyle, biliyorsunuz başlangıçta bu pandemi sürecinin yani normalleşme sürecinin başında bir HES kodu uygulaması, HES kodu olmadan otobüslere, tramvaylara, AVM'lere girilmemesi gibi bir durum söz konusu olmuştu. O dönemde de henüz HES kodu almayanlar bayağı bir sıkıntı yaşamışlardı. Bu aşıda da bir yerden sonra sanırım yapılan açıklamalara göre böyle olacağı görülüyor. Şimdi aşıda hala insanların tereddütlü olduğu noktalar var. Aşının yapılması yönünde sürekli uyarılarda bulunan bilim insanlarımız var. Ben bir eğitimci olarak 2 doz aşımın ikisini de oldum. Ve aşının olunması gerektiği görüşündeyim mutlaka. Öğrencilerimizin de 16 yaşa kadar sanırım şu anda inmiş durumda zaten aşılanma. Öğrencilerimizin de büyük çoğunluğu aşılanmış durumda. Velilerimiz tabii ki aşılansa da yüz yüze eğitim durumunda biliyorsunuz aynı havayı çok fazla soluma durumunda hastalığın bulaşma riski artıyor. Bu durumda tereddütlü yaşayan velilerimiz, öğrencilerimiz illaki oluyor. Ama 1,5 yıl öncesine nazaran baktığımızda insanlarımız artık hastalığa karşı da daha bilinçli, aşıya karşı da daha bilinçli. O yüzden ben yeni eğitim, öğretim döneminde aşılanma tam sağlanırsa bu karantinaların, bu online eğitim süreçlerinin olmayacağı düşüncesinde ve inancındayım. Şimdi şöyle, bizim ülkemiz eğitim sistemi sürekli değişen bir ülke. Yani çok sık sınav sistemimiz değişiyor, çok sık müfredat değişikliklerine gidiliyor. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanı olmak aslında büyük sorumluluk gerektiren bir görev. Ve eski bakanımız da elinden geleni bu süreçte yapıyordu. Yeni bakanımızı henüz yeni göreve başladığı için değerlendirme şansına sahip değilim. Ama yaptığı açıklamalardan görünen öncelikle yüz yüze eğitime geçilmesi için elinden geleni yapacağı yönünde açıklamaları. Yani zaten şu andaki en büyük eğitimdeki sıkıntımız 1,5 yıllık bir süreç kaybı görünüyor. Ve dediğim gibi bu senenin sınav sonuçlarına da bu çok net bir şekilde yansımış durumda. O yüzden önceliğinin yüz yüze eğitim olacağı çok net görünüyor. Sonrasında tabii ki süreç içerisinde görev süresi boyunca ne gibi bir değişiklikler yapacak birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Eğitim sistemi ülkemizde düzeltilmesi gereken çok fazla sıkıntının olduğu bir sistem maalesef. Bu yüzden de çok yoğun çalışmalar gerektiren bir görev. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Biz de özel öğretim kursları olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar olarak bu süreçte eğitim sisteminin daha iyiye gitmesi için elimizden ne geliyorsa onu yapmak için çalışacağız tabii ki. Önceki yani 1,5 yıl önceki süreci düşünüyorum. Mart ayında 2 haftalık bir kapanma olacağı düşüncesiyle başlamıştı online eğitim süreci. O süreçte bütün öğrencilerde bir bayram havası vardı. Hani 2 hafta son tatil yapacağız gibi bir düşüncelerdi. O dönemi de genel olarak öğrenciler mutlu bir şekilde kapattılar aslında. Online eğitimden verim alamasalar da çoğu öğrencinin bu çok umrunda değildi açıkçası. Ancak geçen yıl yani yazılılarda bunu gördüler. Sene sonunda artık sınava biraz daha yaklaştıklarını, üniversite sınavına biraz daha yaklaşan bütün öğrencilerde bir panik havası oluşmaya başladı. Çünkü şu anda da kayıt için gelen öğrencilerde görüyoruz ki
Hocam hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey öğrenmedim bu bir buçuk yıllık süreçte gibi tepkiler alıyoruz. Normalde özel öğretim kursları okula yardımcı kurumlardır ve okulda bir temel atılır. Biz üzerine oturmayan bilgileri oturtmaya çalışırız. Ama bu süreçte uzaktan eğitimde maalesef bütün öğrencilerin beklentileri yardımcı kurumlardan oldu. Çünkü yüzde eğitim veren kurumlar bizlerdik. Biz çok küçük bir zaman dilimi online eğitim verdik geçtiğimiz dönem. Genel olarak açıktı özel öğretim kursları. Bu süreçte öğrencilerimizden gördüğümüz artık okulun açılması yönünde çok büyük bir talepte oldukları, gerek üniversite öğrencileri, gerekse lise, ilkokul öğrencileri artık hem arkadaşlarıyla bir arada olmayı, hem öğretmenlerini yüz yüze görmeyi, hem dersi sınıf ortamında sınıf havasını soluyarak dinlemeyi özlediler. Bunu çok net görüyoruz öğrencilerde. Yani en okula gitmeyi istemeyen öğrencinin bile şu anda okul açılsın artık diye beklediğini söyleyebilirim. Bütün öğrencilerde böyle bir istek, böyle bir talep var kesinlikle. Şimdi geçtiğimiz dönemde de dönem dönem okulların açılacağını söylediler. Biz buna yönelik hazırlıklar yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı sürekli hazırlık yaptı. Ama Sağlık Bakanlığımızdan alınan veriler okulların açılmasına el verecek durumda değildi. Şu anda artık durum maalesef eğitimde giderek kötüye gittiği için mecburen okulların açılması gerekiyor ve vaka sayılarının sıfıra inmesini bekleyemeyiz dedi Milli Eğitim Bakanımız. Ancak aşılanma artmazsa insanlar birinci dozlarını oluyorlar. Bazısı ben ikinci dozu olmayacağım diyor mesela. Bu tercih meselesi halinde kalır da aşılanma artmazsa, vaka sayıları da düşmezse, yani tabii ki hiç kimse net bir şekilde 6 Eylül'de okullar açılacak, bu kesin, hiçbir şekilde değişmez diyemez. Maalesef bu konuda hastalığın seyri çok önemli. Yani insanlarımızın bir an önce üstlerine düşen görevi yerine getirip aşı olmaları ve maalesef yazla birlikte maske kullanımı düşüyor insanlarda. Bu kafelerde, toplu alanlarda çok fazla sık iç içe olma durumları artmış durumda. Yani biraz daha bilinçli hareket etmezsek eğer, ülkemizin gençlerinin, geleceğimizin teminatı olan gençlerin eğitimlerini sekteye vurdurduğumuzu dikkate almamız gerekiyor. Yani bugün her evde illaki bir tane de olsa üniversite öğrencisi ve hatta birkaç tane öğrenci var. Yani velilerin, öğrencilerin hepsinin geleceği düşünerek biraz daha bilinçli hareket etmeleri gerekiyor ki biz kesinlikle Eylül ayında eğitime tekrar başlayabilelim. Yüz yüze eğitime ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi şöyle, özlem var. İstek var, heyecan var gerek öğrencide gerek öğretmenlerde. O yüzden ben bir buçuk yıllık bir kaybın telafisi için artık herkesin hazır ve nazır bir şekilde yüz yüze eğitim başlamıştır. Bilgisinin gelmesini beklediğini düşünüyorum. Biz özel öğretim kursları olarak kesinlikle yüz yüze eğitime hazırız. Ki dediğim gibi biz zaten çok büyük bir oranda yüz yüze eğitime devam ettik geçtiğimiz dönemde. Temennimiz bu sene bütün eğitim öğretim yılını tamamını yüz yüze eğitimle tamamlamak. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya, öğrencilerimizin pandemi sürecinde kaybettikleri zamanı, eksik oldukları konuları tamamlamak için profesyonel bir rehberlik anlayışıyla, doğru kaynak, doğru eğitim anlayışıyla yanlarındayız öğrencilerimizin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gerekli bütün ön çalışmaları yaparak artık yüz yüze eğitime hazır olduğunu düşünüyorum.